Evde teyzem şu anda haşlanıyor. Haşlanmaya başladığında altını kıstım. Zaten ılıkken çekeceğim. Pişer pişmez alacağım ve zaten püremi yapacağım. Orada etimizle başlayalım. Bir büyük çene bir tencere alıyoruz. Biraz zeytinyağı koyacağım. O ısınana kadar etimi hazırlayacağım. Kuzu inciklerimizi bir tabağın üzerinde tuz ve karabiberliyoruz. Tabağın üzerinde olmasının sebebi tahtanızı kirletmek istemiyor olmanız. Bolca deniz tuzu, normal tuz da kullanabilirsiniz. Etlerimi alıyorum. Eti ilk koyduktan sonra eti hareket ettirmiyorum. Çok karamelize, hatta neredeyse yanana kadar bırakabilirim. Çünkü çok kahverengi bir renk almasını istiyorum. Bunun nasıl kestiğiniz hiç önemli değil. Çünkü zaten sosun içinde pişecek. Sadece kabuğunu soyalım. Hatta bunu kabuğuyla bile atan vardır. Dediğim gibi bunlar sosa tat verdikten sonra zaten sosun içinden alınacak ve süzülecekler. Aynı şekilde yıkadığım kerevizin saplarını da kabaca yapraklarını tutacağım. Sonra süs için kullanabilirim. Mirepoix'miz hazır. Arkasını çeviriyorum. Arkasını da aynı şekilde bekleyeceğim. Şimdi öbür tarafı da olurken, karamelize olurken aslında yavaş yavaş mirepoix'imizi pişirmeye başlayabiliriz. Önce havuçları atıyorum, soğanlar yanmasın diye en son atacağım. Kendi tadıyla, kendi yağıyla pişiriyorum. Soğanları atabilirim. Taze kekik ekleriz her zaman. Birkaç kekik, birkaç daha yeterli. Defne yaprağı. Şimdi ilk başta glaze dediğimiz şeyi yapacağız. Bunun yağında bir sıvıyı karıştıracağız. Ben bugün üzüm suyu kullanacağım. Kırmızı olmasını tercih ettim. Çünkü renginin de koyu olmasını istiyorum sosumun. Bunu yaparken birazcık ateşiniz de yüksekse ocaktan çekilmek isteyebilirsiniz. Bazen alev alabiliyor. Şimdi karabiberlerimi ekleyebilirim. Daha sonra da tavuk suyu koyacağım. Siz et suyu da koyabilirsiniz. Elinizin altında ne varsa onu kullanabilirsiniz. Hiçbiri yoksa su koyabilirsiniz. Tavuk suyu koymamızın sebebi sosu biraz daha hızlıca yoğunlaştırma özelliğine sahip olması. Patateslerim oldu gibi. Bir bıçakla kontrol edeceğim. Evet, neredeyse olmuşlar. Şimdi Osobuco'nun sosunu yapacağım. Gremolata dediğim gibi kuzey bölgesine özel bir sos. 3 tane elementi var. Eşit derecede maydanoz, sarımsak ve limon kabuğu. Sarımsağımı alıyorum önce. Sarımsağı önce bir kabaca bölüyorum. Sarımsağı çabuk soymak için hafifçe üstüne bastırıyorsunuz. Çok parçalanmasını da istemiyoruz çünkü doğrayacağız bunları. Maydanozun kestikten sonraki lezzeti ve sarımsağın yağı zeytinyağında birbirine karışacak. Şöyle kabaca ayıklayacağım maydanozlarımı. Bu arada maydanozların saplarını atmıyorum. Onları şöyle bir koparıyorum doğal olarak ve etimin içine atıyorum. Maydanoz sapı da çok kullanılan bir şeydir soslarda. Hatta şu aşamaya geldiğinizde birazcık salça da ekleyebilirsiniz sosa. Ben domates salçası kullanacağım. Acı herhangi bir tat istemiyorum etin içinde. Çok az, sadece renk vermesi için birazcık koyacağım. İçinde eriteceğim. Etleri de arada çeviriyorum. Şimdi püremi yapacağım. Pürem şu anda oldu. Patateslerim tamamen yumuşak. Gördüğünüz gibi hepsi aynı boyda. Bunları süzer süzmez çekmek zorundayım. Çünkü yapışkan patates püresini ancak böyle yapabiliyorum. Arkada hızlıca süzeceğim ve hemen alacağım. Yapışkan patates püresi çok alışık olduğumuz bir püre değil.
kendi nişastasıyla yapılıyor ve püreye hiçbir şekilde yağ koymadığınız zaman zaten kendisi dokusu ve nişastasından dolayı yapışkanlaşıyor. Egg blenderımızla çekiyorum. Başka hiçbir şey yapmama gerek yok şu anda. Tamamdır, pürem oldu. Sonra servisten önce tekrar küçük bir tencereye ısıtabilirim. Tamam, şimdilik püremi kenara alıyorum. Doğru oranda maydanoz doğramışım. Şimdi de limon kabuğunu alacağım. İki tane limonun kabuğu bence yeterli olacaktır. Tamam, sanırım bu kadar limon kabuğu yeter. Bunu da aynı şekilde sosumun içine koyuyorum. Ve sosumun konfisini yapıyorum. Bolca zeytinyağı. Bunu bir sürü ette, tavukta, balıkta hatta kullanabilirsiniz. Köşede dursun. Ben bunu şimdi süzmesini ve sosunu çektirmesini size göstereceğim. Bunu şimdilik kenara alıyorum. Bu sosun kıvamını siz ayarlayabilirsiniz. Bir demi-glace kıvamına gelmesini istiyorsanız çok daha fazla çektirebilirsiniz. Ben biraz yüksek ateşe koyacağım çünkü şu anda biraz sıvı gibi. Zaten benim ihtiyacım olan bir incik için neredeyse 2 kaşık kadar sos. İyice çekecekler ve sadece dekoratif kullanacağım. Açıyorum altını. Ve bunu ılık bir yerde tutmak istiyorum. Tekrar ısıtamayacağım. Sosun içine atıp bulayacağım ama içlerine kadar ısınması gerekmiyor. Bu arada sosumuzun altını iyice açtım. Hızlıca çeksin diye. Ve sanırım da o kıvama gelmek üzere gördüğünüz gibi. Yaklaşık 2 dakika daha pişerse olacak. Patates püremden büyükçe bir kaşık koyuyorum. Gördüğünüz gibi gayet yapışkan. Bu kadar yeterli. Buna kişniş tohumu çok yakışıyor. O yüzden birazcık kişniş tohumu üstüne koyacağım. Kişniş bitkisinin tohumu, yaprağı ve kökünün tozu, biz kimyon diye bildiğimiz 3 aynı bitki kullanılabiliyor. Şu ortadaki güzel parçayı alacağım. Şöyle üstüne oturtacağım. Kaşıkla da üzerine bolca sos gezdireceğim. Hafif tatlı bir sos. Üzüm suyunun tadı da geçti. Limon, sarımsak, zeytinyağı çok güzel karışmış birbirine. Maydanoz. En son üstüne döküyorum. Hafif limonun buruk tadı ve etin tatlı tadı geçecek. Kişniş de bunlara güzel bir uyum sağlayacak. Kerevizin yapraklarını ayırmıştım. İç yapraklarını, daha açık renkli olanlarını. Onları da süs olarak kullanmak isterseniz kenarına koyabilirsiniz.